Herkese merhabalar, merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler iyi mi? Bugün bir dakika başa tutturayım. Bugün değişik bir konuyla karşınızdayız. Sanırım zaten bunu ilk defa şey yapıyoruz. Böyle bir konuyu çalışıyoruz. Merhaba Zeynep Hanım. Nedir bunun önemi? Çünkü yine hani hep biz şey yapıyoruz ya, anne ruh sağlığı diyoruz, kadın ruh sağlığı diyoruz. Sadece bebekler yok. Biz de varız. Bizi de görün diyoruz falan ya. Bir de tabii işin eşlerle ya da çiftler arası ilişkilerin ne kadar zorlandığı ile ilgili kısmı var. Pek çok aileden yüz yüze görüşmelerde de bu şeyi alıyoruz. Şikayetleri diyeyim. Eşlerin arasındaki ilişki tamamen böyle bebek üzerinden dönmeye başlıyor. Özellikle prematüre bebekse iletişimde kopukluklar olabiliyor. Biraz sıkıntılar olabiliyor. Bugün bunları konuşacağız. Benim de çok değerli bir hocamla yine inşallah. Şimdi hocamı bekliyorum. Görmemiş olabilirim. Ben burada arayayım onu bakayım. Girmiş mi? Yok, daha girmemiş. Tamam. O yüzden birazcık bana katla. Tamam. Birazcık bana katlanacaksınız diyecektim ki hocam sizi kurtardı şimdi. Bunları konuşacağız. O yüzden canlı yayın sırasında sorularınızı da bekliyoruz. Neler yaşadığımızla ilgili. Bu kısım önemli bizler için. Evet, tamam. Hocam, davet ettim sizi. Daveti kabul etmeniz gerekiyor. Canlı yayına katılım daveti gönderdim. Sistemik Akademi üzerinden. Onu kabul ederseniz. Heh, şimdi tekrar katıldınız. Peki bir daha göndereyim. Demin düştünüz galiba. Evet, tekrar davet ediyorum. Şimdi göreceksiniz size katılım daveti geldiğini. Teşekkür ederim hatırımı soranlara. Ben valla çok iyi değilim. Covid sonrası bir de zatürre geçirdim. Biraz öksüre falan bilirim, kusura bakmayın. Toparlanmaya çalışıyorum. Hocam katılamıyor diyor. Sistemik Akademi katılamıyor diyor. Niye acaba? Ben tekrar göndereyim size. Niye katılamıyor acaba? Davet ediyorum. Bu şey profil kapalı bir profil değil, değil mi? Herkese açık bir profil. Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Valla maske, mesafe, hijyen, bunlara uyun. Hani herkes hafif geçirmiyor. Ben hiç geçirmemiştim. İlk defa COVID oldum ve bayağı da zor geçirdim. Zatüre daha da beter etti. Bir hafta böyle yatak döşek hastanede yattım. Heh, tamam. Süper. Oldu galiba hocam. Sadece kamera size bakmıyor. Kamera niye bana bakmıyor acaba? Şöyle. Seans odamı. Tamam. Seans odamı görerek başladım. Peki. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Az evvel seanstan çıktım. Şimdi yorgunsunuz değil mi? Tamam. İyiyim. Yapacak bir şey olunca yorgunluk arkada kalıyor böyle. Herkese merhabalar. Çiğdem hocam benim yüksek lisanstan hocam. Aynı zamanda tez danışmanım. O da bir prematüre bebek teyzesi. Dolayısıyla işin kaynağından, işin içinden sonra hocamla birlikte zaten bu prematüre anne babalar üzerine bir ilişkilerin üzerine bir tez yapmıştık. Sonra onu tekrar çok güzel uluslararası bir makale olarak da yayınladık. Sizler için çalışmaya devam ediyoruz. O yüzden hocam zaten benim için çok kıymetli ama bir de ayrıca sizleri de gayet iyi tanıdığı için, bu çalışmalar sırasında da bir prematüre bebek teyzesi olduğu için de tam böyle işin içinden. Hocam siz kendinizi tanıtmak ister misiniz? Olur. Doçent Doktor Çiğdem Yavuz Güler, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Sistemik Akademi Psikolojik Danışmanlığı kendi ofisimizde uzun yıllardır alanda da uygulayıcı olarak çalışıyorum. Yoğun olarak çift ve ailelerle çalıştığımı yetişkinlerin dışında söyleyebiliriz.
Dolayısıyla bu çift ilişkisine dair şeyleri konuşmak benim için her zaman hani iş olmanın dışında keyifli de bir yerde duruyor aynı zamanda. Valla prematüre aynı bebeği olan bir ebeveyn olmak nedir benden daha iyi biliyorsun aslında. Soruları ben sorsaydım sen cevaplasaydın daha iyi olurdu. Ebeveynliği biliyorum da hocam, siz tabii ki çift ilişkilerini bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Nelere Evet, dikkat edilecek? aslında zorluğu çok değişmiyor. Dolayısıyla hani başlık güzel koymuşsun zorlu dönemlerden sonra diye. Çünkü zorluklardan bir tanesi sadece bu. İçeride renk çok değişiyor mu? Aslında temel bir takım dinamik farklılıkları var ama diğer zorlu yaşamlar sırasında eşlerin karşılaştıkları sorunlar, yaşadıkları duygular ya da çözümle ilgili ne yapabilecekleri noktasında çok da farklılaşmadığını hani söylemek mümkün. Belki buradan başlayabiliriz. İlknur, ne dersin? Tamam hocam. Siz zaten çok tatlı anlatırsınız. Bana ihtiyaç yok. Ben dinlemeye geldim sizi. Keyifli. Beklentiyi yükseltme, beklentiyi şimdi. Hocam şeyi merak ediyorum. Şimdi hani siz bize de anlatıyordunuz. İşte insanın yaşamında aşamalar var. Bunlardan bir tanesi evlilik. Önce evlenmeyi ve bir adamla ya da bir kadınla aynı çatının altında yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor, değil mi? İsterseniz buradan başlayalım. Yani buradaki bizi izleyen herkes de böyle çok planlı düşünerek, planlayarak, ne bileyim işte evlendi mi evlenmedi mi onu bilmiyorum tabii. Neler oluyor yani, iki kişi önce bir eve giriyor ve neler oluyor? İlla evlenmek de gerekmiyor aslında, yani çift olarak aynı eve giriyorlar diyelim. Yani şeyi soruyorsun, evliliğin ilişki dışı bir dinamiği var mı içeriye Evet. getirdiğin diye. Çok oralardan bakamıyorum ben İknur. Yani kurumsal bir yer diye tanımlanıyor, bir sorumluluk diye tanımlanıyor. Ben nasıl bakıyorum genel olarak? Hayat arkadaşlığına söz vermek, o iyi gün kötü gün hakikaten çok güzel bir laf. Eşlik etmek, işte başımıza kötü bir şey geldiğinde yan yana durabilecek miyiz? Birimiz düşerse öbürü lanet olsun niye düştün mü diyecek, tut elimden kalk mı diyecek. Biraz oralarla ilgili. Evlilik galiba birlikte olacağız. Ben sana eşlik edeceğim demek. Buna söz vermek demek. O sözün bir ağırlığı olabilir belki. Hemen çıkıp gidemiyorsunuz tabii evlilik denilen şeyin içinden. Yasalar sizi bağlıyor. İyi ki de bağlıyor. Düşünüyorum da ben şimdi eşler yani ne ilişkiler yürüyebilecek ne ilişkiler biterdi herhalde düşününce. O anlamda evlilik garantili bir şey yani. Hani akşam sırtınızın üşümeyeceği garanti. İşte sevişebileceğiniz bir partnerinizin olması garanti. Güvenli bir yer yani evlilik özellikle ilişkiden ayıracak olursak gibi. Hani her an gidebilir gibi bir kaygımız yok. Nereye gidiyorsun diyebiliriz. Ha, sen hayırdır nereye gidiyorsun diyebiliriz yani. Öyle deyince de geri adımlayabiliriz. Bir karşımızdakini biraz daha anlamaya niyetli olabiliriz. Ne oluyor? Aslında aynı geminin içine giriyoruz biz. Bir biçimde. Hadi gemi bizim. Gemi bizim. Ev de bizim olursa iyi olur tabii. Özellikle şu ekonomik düzen içerisinde. Gemi bizim. Birlikte bunu yürütmek zorundayız. Yoksa birlikte batacağız. Denizin ortasında ilerliyoruz. Birlikte kürek çekmeksek birlikte batacağız gibi oluyor. Evlilik olmadığında ne oluyor? Yok ya ben bu suları sevmedim deyip insanlar daha kolay gidebiliyorlar belki. Farkı bu. Bize aslında olumsuz bir şey değil, bir güç veriyor, güvenli bir alan veriyor sanki. Evet, haklısınız. Layıkınca karşılıklı yaşanabildiğinde diye ekleyeyim aslında. Evet, tabii. Yani o işte iyi günde ve kötü günde olduğu zaman çok güzel oluyor. Peki, şimdi pek çoğumuz, mesela ben dahil, erken doğum öncesi zorlu bir hamilelik geçirdim. Herkes şunu düşünüyor, tabii işte hamile kalacağım, işte 9 ay karnım büyüyecek falan. Ondan sonra bebeğimi kucağıma alacağım, işte şahane olacak. Böyle son derece pembe tablolar, ama bazen de öyle olmuyor ve bazen de gerçekten daha hamilelikten itibaren çok zorlu bir süreç başlıyor.
Kadının tabii ki duygusal iniş çıkışları, bu hormonları vesairesi biraz daha fazla. Bunu anlayabiliyor mu? Eş anlayamıyor mu? Korkuyor mu? Belli etmiyor mu? Bir sürü duygu aslında birbiriyle de çatışabilecek bir sürü duygu da aynı anda yaşanmaya başlıyor. Şimdi hamilelikle birlikte ve de zor bir hamilelikle birlikte bazen şeyi de görüyorsunuz. Eşlerden bir tanesinin duygusal olarak daha uzaklaşmaya çalıştığını da görüyorsunuz. Bu noktada neler yapılabilir? Neye dikkat etmek lazım? Yani çünkü o çocuğu birlikte yapıyoruz ve aslında birlikte büyütmek niyetindeyiz. Her böyle zorlukta, ilk zorlukta aman ben bunu sevmedim diyen bir eş varsa yaşamın içerisinde ne olacak? Peki, yapması güzel de taşıması zorlu tabii. Tabii. Aynen öyle. Şimdi yani eşi fark ediyor mu bilmiyorum da ben fark ediyorum. Birinin aşık olduğunu, bir de birinin hamile olduğunu çok kolay fark ediyorum. Bir danışan birinci seansa geldiğinde ağlıyordu. Aşk mı oldun sen dedim. İlk cümlem buydu. Daha çok ağlamaya başladı, Eyvah. evet deyip. Biz bir sürü şey toparladık. Yolun bir yerinde geldi yine. Baktım yüzüne. Hamile misin sen dedim. Evet dedi. Anlıyoruz. Yani o da İknur, atla deve bir şey değil. Bu tanımları böyle büyükledikçe biz galiba biraz yükünü de yükseltiyoruz. Tabii ki zorluk gebeliklerde işte yatılması gereken bir takım sıkıntıların olduğu biyolojik olarak da durumlarda elbette ki duygusal olarak da etkileniyoruz. Stres artıyor, anksiyete artıyor, belki içeride çok başka duygular da devreye giriyor. Korkular, endişeler, geçmişte böyle hikayeler varsa kalıtımsal olarak bende de mi böyle olacak gibi büyük kaygılar, bir sürü şey devreye girebiliyor. Ama dediğim gibi hani zorlu yaşam olaylarının tümünde aslında benzer duyguları biz bir bakıma yaşıyoruz. Soru neydi? Ben tam unuttum şimdi. İknur. Şimdi çiftler olarak zor bir gebeliğin içindeyiz. Hani ben artık o lafı çok seviyorum. Hamileyiz diyorlar ya artık, yani eşim hamile demiyorlar. Hamileyiz diyorlar. Hoşuma gidiyor aslında erkeğin de bunda bir pay ve sorumluluk olduğunu kabul etmesi. Ama işler de bu noktada karşılıklı beklentiler de değişmeye başlıyor olabilir. Yani benimle daha çok ilgilenmesini istiyor olabilirim. Akşam işten çıkınca arkadaşlarıyla buluşması, eve gelsin çünkü ben bütün gün yatıyorum diyebilirim. Evet. Daha fazla taviz bekliyor olabilirim veya annemle Peki. ya da Ben kayınvalidemle söyleyeyim. evde çakılı kalmış olabilirim ve bundan hoşlanmıyor olabilirim. Ne yapacağız? Evet, bir kere aramızda beyler var mı bilmiyorum ama Var. hamilelik kadının çağı. Kadının çağı açık ara. Çünkü duygularını etkileyen bir de ikinci bir canlı var içinde. Dolayısıyla zaman zaman kızgın olabilir, zaman zaman hassas olabilir, daha fazla yardım bekleyebilir, daha fazla ilgi bekleyebilir. Çiftlerin eğer mevcutta daha önce bir problemleri yoksa, bunu bir dönemsel geçiş gibi görmekte fayda var. Aslında beyler çok antrenmanlıdır bununla ilgili. Yani o rehir dönemlerini bizden daha iyi yaşıyorlar mesela. Kadının bedeninde bir şey olduğunda duygu durumunun nasıl farklılaştığı konusunda çok tecrübeliler. Şey diyorum ben, azotede oynamak. Yani içeride kadının hassasiyetinden kaynaklı bir kriz varsa özellikle hamilelik döneminde azotede oynayıversinler. Yani çok strese sokmadan. İstediği bir destek varsa veriversinler. Ama orada galiba ikisinin de hazır olup olmaması bu duruma, istenen beklenen bir gebelik olup olmaması, içeride evveliyatında birbirlerine hissettikleri duygular, evveliyatındaki çatışmalar varsa eğer olumsuz bir bağlamda, tabii ki kontrolsüz bir biçimde o dönemde devam da edebiliyor. Yoksa kadın çağı diyorum ben, biraz ayak uydurmak.
gerekiyor. İlgiye, desteğe, şefkate ve bakıma aslında ihtiyaç duyduğu bir süreç. Özellikle zorlu gebeliklerde daha da fazla bu. Ama tabii şimdi böyle konuşunca tüm güçlü olduğumuzu da düşünmememiz lazım. Eğer taleplerimiz karşımızdakinin benlik sınırlarını da aşırı zorluyorsa, o zaman orada bizde bir problem var. Beklentilerimiz ölçülü mü, değil mi gerçekten? Onu bir tartmamız lazım sanki. Evet, çok güzel söylediniz. Bazen de alınamamış bazı intikamların alındığı bir dönem olarak da, hani çünkü ben hamileyim ve ben her şeyi yapmaya hakkım var şeklinde geçmişteki birikimlerinde bir rövanşı gibi de hissedilebiliyor veya davranılabiliyor. Ama yine de zaten eğer bir annenin karnındaki canlı, yani evladının yaşamı tehdit altındaysa, bence bunun da geçecek bir dönem olduğunu biliyorsak, mümkün olduğunca ilişkisel kaynakları, değil mi, yani olumlu yönde kullanmakta fayda var. Ben hep annelere şunu söylüyorum, yani veya babalara, yani bu tamam 9 ay yani maksimum, daha uzun değil. Zaten erken doğum tehdidiyseniz o kadar da değil. O kaynakların doğru kullanımı, ama demek ki o zaman ne zaman çocuk yapacağımıza da iyi karar vermek lazım. Yani evet, ikisi şöyle de değil. Yani beklenmeyen çok gebelik var her zaman hayatta. 9 ay süreci de bu yüzden var. Tabii prematüre ebeveynler için o biraz daha kısa. Tam hazırlanmadan gelmenin de belki orada bir ayrı stresi var diye düşünebiliriz. Hazırlanabiliyor kişiler yol üstünde aslında ona. Evet, planlı gebelik kolaylaştırabiliyor. Ya bazen bakıyorsunuz planlı gebelik ama yine de ebeveyn olmaya hazır olmayan çiftler daha yoğun çatışmalar yaşayabiliyorlar. İlişki dinamiklerini devreye sokmak dedin. Bu zaten senle bizim araştırmamızda bilimsel olarak da aslında bulgusu olarak bulduğumuz bir şeydi. Çiftlerin ilişkisel olumlu yöndeki dinamikleri, uyumları, doyumları ne kadar yüksekse aslında zorlu olarak deneyimledikleri yaşantılardan çok daha kolay çıkabildiklerini de gördük biz araştırmayla da. Evet hocam. Peki şimdi bebek sahibi olduk. İkimizdik, güzeldi. Hani geziyorduk, tozuyorduk. İşte özgürdük. Kendi kararlarımızı kendimiz veriyorduk filan, ama o küçük canlı geldi ve bütün hayatımızı bir şekilde hackledi. Artık daha ona göre davranmam lazım. İşte anneyim, sorumluluklarım var. Babayım, sorumluluklarım var. Bir şeyler değişiyor. Bu arada ilişki dinamiklerinin nasıl düzenlenmesi lazım? Ne yapacağız biz yani bunu düzenler? Bunda alışırken bir acemilik oluyor çünkü başlangıçta. Duygusal hazırlık ne kadar yapılabilse de ev dağınık oluyor. Ev dağınık oluyor. Çünkü başka birinin varlığına alışık değiliz. Üstelik sadece bebek kendi gelmiyor. Bebek anneannesine, babaannesine, dedelerine falan da getiriyor eve çoğunlukla. Zaten daha faciası o oluyor genellikle. Minnacık bir canlı. Yani asgari düzeyde aklı selim bir kadın, aklı selim bir adam o canlıya bakabiliyor zaten. Ben de bir anneyim. Hepimiz biliyoruz ki öğrenilmek gerekmiyor. Bir biçimde o zaten yapılabilen bir şey haline geliyor bebeğin gelişiyle birlikte. Sorumluluk anlamında belki hani eşin daha eşlikçi olması, babanın daha eşlikçi olması orada işleri kolaylaştırabiliyor. İşte bakımını üstlenmesi. Daha çok nedir? Aslında annenin bakımını üstlenmesi. Çünkü bebeği emzirecek olan anne ama şu suyunu verecek olan baba olursa işler kolaylaşıyor. Sırtına bir yastık koyarsa işler kolaylaşıyor. Zaman zaman onunla birlikte uyanırsa, bebeğin gazını çıkarırsa işler kolaylaşıyor. Bu aslında İlknur hep önceki dinamiklerimizle ilgili. Bebek gelmezden önce nasıl bir ilişkimiz vardı? Problemimiz var mıydı, yok muydu? Seans odasında hep bir yanılgı oluyor. Mesela ben soruyorum, ilişki ne zaman problemli olmaya başladı?
Bir grafikte bebeğin doğumuyla birlikte çok büyük bir düşüş çiziyorlar. Çizdiriyorum da böyle. Aslında bu bir yanılgı. Bebeğin gelişiyle olmuyor o aslında. İşte zorlu bir yaşam olayını çiftin ilişkisinin Kaldı. kaldıramayışıyla Tam da o ilgili hocam. oluyor. Kesinlikle. Bebekle hiçbir ilgisi yok yoksa. Yani o zaten normalde de size su getiren bir adam değilse, ben sırf doğurdunuz ve emziriyorsunuz diye su getirmiyor, değil mi? Getirmiyor. Yok, getirmiyor. Sırtına Çok. yastık da koymuyor. O ilk kavgada eve gelmiyorsa, ilk kavgada kaçıyorsa, yan odada yatıyorsa, bebek geldiğinde de yan odada yatıyor. Evet, veya sorumluluk almıyorsa bebeği bakmak konusunda annesini alıyor, getiriyor eve. Sana yardımcı olsun diye, değil mi? Sizin bir Evet. emziren anne şeyiniz vardı. Göğsü sürekli kızaran bir anne örneğiniz vardı derste anlattığınız. Bir türlü o kızarıklık hiçbir şeyle geçmeyen. Hep o aklımdadır benim. Gece Evet. kalkan kayınvalidenin, yani aslında destek olmak için, yani kötü niyetli değil ama o bile insanı bazen iyi gelmiyor. Evet, yani bunun altını bence çok çizmemiz lazım. Çünkü evlenince de bir mucize olacak o erkekte diye bekliyoruz çoğunlukla. Eminim Çocuklu olunca erkek da mucize olacak diye bekliyoruz. Eminim Öyle şeyler erkekler de olmuyor. öyle bir, erkeklerin de eminim öyle bir beklentileri vardır ama öyle şeyler olmuyor. Dolayısıyla öncesinde bu insan neyse, değil mi? Evet. Sonrasında da biraz öyle devam ediyor. Aynen öyle. Şimdi orada zorlu yaşam olayında belki şunu söyleyebiliriz. Normal akıştan farklı olarak yoğun bir stres, anksiyete yaşıyoruz. Başka duygular da yaşıyoruz. Korkular, kaygılar, belki suçluluk duyguları. Benim yüzümden mi erken doğdu? Ben buna dikkat etmediğim için mi böyle oldu? Gibi ya da diğer yaşam olaylarında da öyle. Yani şunu söyleyeyim arada. Örneğin bir bebeğin dünyaya gelmesi, erken dünyaya gelmesi, ayrılıklar, kayıplar, ölümler, deprem vesaire gibi doğal afetler, trafik kazaları gibi bir takım yaşam olayları ya da iflas, iş kaybı gibi konuların hepsi aslında kişilerde benzer reaksiyonlar yaratıyor. İlişkide de benzer reaksiyonlar yaratıyor. Yaşadığımız duruma verdiğimiz tepki aslında çok farklı değil. Burada belki şunu ne tür bir stres yaşıyoruz? İç ve dış stres yaşıyoruz. İç stres daha duygusal tarafımız. Endişelerimiz, korkularımız, kaygılarımız, hayal kırıklıklarımız, çaresizliklerimiz, suçluluk duygularımız gibi. Dış stres etrafımızda olan biten stres. Yani kayınvalide eve mi yerleşti? Annem benle hiç ilgilenmedi mi bu süreçte? Ya da eşim ortadan kayboldu mu? Ne oldu? Ya da bununla birlikte ekonomik bir yükün altına mı girdim? Gibi gibi. Daha böyle ya da ayrıca bir bakım gerekti. Hastaneye gitmem gerekti. Bir de beni içeri almıyorlar lanet olsun ki. Değil mi? Dış stres aslında bir yandan. Bunu yaşıyoruz. Şimdi bunun getirdiği bir takım fiziksel stresler var. Uykusuzluk yaşayabiliyoruz. Beslenme sorunları gündeme gelebiliyor. Ya da işte az önce verdiğim danışanda olan örnek gibi alerjik reaksiyonlar gösterebiliyoruz. Daha depresif semptomlar gösterebiliyoruz. Bir de fiziksel tarafından bunu gözlemleyebiliyoruz. Bunların hepsi zorlu yaşam olaylarından sonra meydana gelebiliyor. Çok da ayırabileceğimiz, durum durum ayırabileceğimiz, ayırmamıza gerek yok en nihayetinde. Burada şunun altını çizmek isterim. Bunun dışında bir ilişkisel stres var mı? Yani bu duruma yönelik yaşadığım streslerin dışında benim evliliğimde, ilişkimde halihazırda başka mevcut bir ilişkisel stres var mı? Benim zaten tartışmalarım var mı? Kavgalarım var mı? Uzaklaşmalarım var mıydı? Cinsel olarak yakınlığım zaten yok muydu? Oradaki bir ilişkinin getirdiği bir stres. Önce var mıydı, şimdi mi ortaya çıktı? Bir buralara bakmak. Bir de yine şunu vurgulamak isterim.
Kadınlar galiba çok fazla kendilerine odaklı oluyorlar. Tanrımsı bir şey veriyor ya o çocuk doğurmak meselesi kadına. Yine tüm güçlülük duygusuyla problemi de o tüm güçlülüğüyle yaşıyor. Sadece ben yaşıyorum. Bu stresi sadece ben çekiyorum. Bu stresi sadece ben taşıyorum. Bu kaygılar sadece bende var gibi. Galiba adamların duygusunu görmezden geldiğimiz bir yer var orada. O da yaşıyor bizle birlikte. O da üzüldü, o da kaygılandı, o da endişe duydu. Onun da birçok farklı duygusu var. Onu galiba ben yaşıyorum ve sen bana destek olmak için buradasın, hayattasını biraz kaldırıp ikimiz yaşıyoruz. Stresi de, kaygıyı da, bu duyguları da ikimiz yaşıyoruzun farkında olmak lazım. Çünkü orada babanın da çok büyük desteğe ihtiyacı var. İşte dedin ya, primatüre teyzesisin. Önce o babayı gördüm ben kapının önünde. Çok büyük kaygıyla. İçeride anne bayılmıştı zaten. Tabii. Dünyadan haberi yokken. Hani o kaygı o kapının önünde de var. Belki çok daha fazla, çok daha yoğun bir biçimde var. Şöyle söylemek istiyorum. Burada biraz tabii bizim kültürel bir sıkıntımız var. Hocam tezi de yaparken hatırlıyorsunuz babalar tezin duygusal kısmına gelince cevap vermeyi kesiyorlardı duygusal sorulara geldiği zaman. O Erkek kadar canlısı o, baba demeyelim. evet erkek Erkek canlısı. canlıları duygu sorularına Doğru. cevap vermekte Evet. zorlanıyorlar. Şimdi onlar çok Ama şimdi aslında İknur, bir mesele varsa çözerler. ha, ama Yani şöyle arıza varsa çözer. Problem sen onu söyle, şunu hallet de onu yapar. yapar. Yapar ama o noktada duygusunu paylaşmaktan o kadar öğretmiyoruz herhalde biz erkek çocuklarına. Bastırmayı öğretiyoruz. Yani Türkiye genelinde düşünürseniz bastırmayı, korkusunu, üzüntüsünü, ne bileyim ağlamasını bastırmayı öğretiyoruz. Öğrettiğimiz için de sanki o tablonun içerisinde o böyle taş gibi durmak zorundaymış gibi hissediyor. Ben de o kadar çok görüyorum ki babaları yoğun bakım kapılarında. Yani çok belli, çok üzgün, çok şey ama taş gibi. Çünkü bir şekilde onu bir zayıflık diye mi öğretiyoruz? Ne oluyor bilmiyorum. Yani daha tabii çocukkenden geliyor muhtemelen bunlar. O böyle hep çok çözecek problemi çok güçlü olacak. Anne acaba orada öyle bir yanılgımız mı var? Yani hissedemiyor muyuz? Onu hissedemediğim için bunu sadece ben yaşıyorum mu zannediyoruz acaba anne olarak? Güzel soru. Bakın şimdi mesela alttan ben bunları söylemeye başladım. Oluk oluk şey geçiyor. Evet anne ne oluyor? Toplumsal bir süreç. Erkek adam ağlamaz diyorlar. Şarkımız bile var filan diye. Oluk oluk yazmaya başladılar. Evet, kültürel bir şey olduğuna katılırım. Bizim o kocasından duygu görmeye ihtiyaç duyan annelerimiz, duygusunu gösterebilen çocuklar yetiştirmekte, erkek çocuklarını yetiştirmekte biraz zorlanıyor olabilirler. Olabilir. Geçmişte daha fazlaydı. Şimdi duygu söylemek daha kolay bir şey. Biraz eğitildik galiba o konuda. Ama bugün baba olanlar o gün yetiştirilen çocuklar tabii. O tablo ne kadar zamanda değişir bilmiyorum ama tam anlamıyla değişmeyecek. Üzgünüm İknur. Çünkü evrimsel de bir şey. Çünkü herkes ağlarsa problemi kim çözecek? Yani ava gidenin dikkatinin avın üstünde olması lazım. Onlar dolayısıyla hissettikleri kaygıya, korkuya değil, avı avlamaya odaklanarak bugünlere gelmişler. Dolayısıyla yani orada onlar için iş var bir biçimde. O çok da değişmiyor. Ben mesela bir hikayem var. Bununla ilgili danışanlarıma da ara ara anlatırım. Çok somut bir şey. Benim evde de normal bir erkek canlısı var çünkü bir biçimde. Bir gün bir öğrenciyle ilgili bir problem yaşıyorum. Mental bir rahatsızlığı var. İdare ediyoruz hepimiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Fakat kafayı bana takmış. Düşük mü vermişim notumu? Bir şey olmuş. İşte Çiğdem Hoca'yı bulacağım ben. Kızını da tanıyorum zaten. Hangi okuluna da Eyvallah. gittiğini de biliyorum zaten. Gibi bir tehdit var. Sağda solda konuşuyormuş. Şimdi çok
aşırı korktuğumdan değil ama eşimle paylaştım akşam bunu evde. Dedim ki böyle böyle bir şey var. Şöyle bir cevap geldi hızlıca. TC kimlik numarasını ver. Yani korktun mu, kaygılandın mı? Değil. Ne hissettin hiç değil. Hiç değil, TC kimlik numarasını ver. Yani bize kötü gibi geliyor ama nasıl biz böyle ilk anda hızlıca duygudan daha kolay tepki veriyorsak, onlar da realiteden ve çözümden, yani bir şey çözmeye yönelik bir tepkiyi daha hızlı veriyorlar. Galiba bu farklılıklarımızı biraz kabullenmemiz gerekiyor. Yani zannetmiyorum o şey orada yoğun bakım kapısında zar zar kendisiyle birlikte ağlayan bir eşi de kimsenin isteyeceğini açıkçası düşünmüyorum ben. Bu da belki Evet, çok da başta gerçekçi bir beklenti değil yani. hoş gelse de tabii yani bir ağlayacak bir omuz daha lazım orada. Onu da biraz kabul etmemiz gerekiyor. Realitesi de var tabii İlknur. Siz daha iyi biliyorsunuz bunları. Ekonomik bir takım düzenlemeler gerekebiliyor. Hastane belki değişimi gerekebiliyor. Değil mi? Tabii. Gitmek, gelmek, orada Adamların doğum izni yeniden yok. organize etmek gerekiyor. Hocam adamların doğum izni yok. Yani öyle ağlayacak, üzülecek aslında bakarsanız vakit yok. Yani o anda biz duygularımızdan birazcık sıyrılabilsek bunların hepsini göreceğiz. 3 gün zaten Türkiye'de yani erkeklerin doğum izni babaların 3 gün. 3 günde ne yapacak? Zaten erken doğmuş bir bebek var. Orada yıkılmış, dökülmüş bir kadın var yani sonuç olarak. Çoğunlukla da bir sezaryenli bir kadın var. 3 gün anca işte 3 gün sonra anne taburcu oluyor, eve gidiyor ve baba da işine dönmek zorunda kalıyor. Yani çok da şeyi yok. Evet. Zaten Fakat zamanı da işte yok. mümkün olduğunca eşlik etsinler. Bebekle babanın dinamiği için de bu çok gerekli. Bir süre sonra içeri almaya başlıyorlar ya ilk nur işte. Evet. O temasları anneye kadar babanın da yapabilmesi anneyi bunu görmesi açısından da çok önemli. Hı O hı. bağı babayla çocuğun, bebeğin orada kurmaya başladığı ilk teması annenin görmesi de çok iyileştirici bence. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi bir soru gelmiş. Erkeklerin diyor stresle başa çıkma yöntemleri farklı mı? Mesela eşim bana sürekli artık beni umursamıyorsun. Eskisi kadar özen göstermiyorsun diyor bir kadın şeyimiz izleyicimiz. Stresle başa çıkma yöntemleri farklı mı diyor? Yo. Aslında her insanın stresle başa çıkma yöntemi farklı. Yani ilk seninki farklı, benimki farklı, soru soran hanımefendinki farklı aslında başa çıkma yöntemimiz bir biçimde. Ama ikinci kısım var, farklı bir soru galiba. Evet, Benimle beni ilgili. eskisi kadar umursamıyorsun diyormuş. Herhalde çocuğa dikkat ediyorsun, çocuğu daha umursuyorsun. Şimdi o tabii erken doğumda bir de öyle bir şey var biliyorsunuz bizim koruyucu ebeveynlik gibi bir şeye geçme potansiyelimiz var. Çok hızlı bir şekilde çocuğa odaklanma. Evet, bir dönem mecburuz. Çünkü hani zamanında doğmuş bir bebekten daha fazla ilgi istiyorlar. Ama bir süre sonra acaba eşler, babalar kendilerini yalnız mı hissediyorlar? Özen gösterilmemiş mi Evet belki ama yapabiliyor kadınlarımız bunu senin de söylediğin gibi. Evet orada belki bakım daha fazla gerekecek, ilgi daha fazla gerekecek bebeğe. Ama yine birlikte yapmak. Eve getirdikten sonra işler çok büyük farklılıklar göstermiyor biliyorsun aslında. Bir bakıma. Seninki Evet. gerçi ikiz olduğu için çok başka dinamikleri var onun ama Bazen sağlık sorunlarıyla taburcu olanlar da oluyor tabii. Herkes hani böyle her o şey gitmiş. belki evet ama İknur yani herhangi bir şey erken doğum vesaire olmadan da bebekler eve gelip hastalanabiliyorlar, dönebiliyorlar. Belki büyük sağlık sorunları orada kronik olmuş sağlık sorunları belirleyici olabilir, etkileyici olabilir ama yine majör de o sağlık sorunu kendisi etkilemiyor. Bebek etkilemiyor. Yine söyleyeceğim, oradaki ilişki
nin dinamikleri etkiliyor. Biraz buradan aslında ilişkide o bu baltalayan yaklaşımlar neler oluyor ve Çok neler doğru. yapılabilir de sonra geçeriz. Genel olarak sadece aslında zorlayıcı yaşam dönemlerinde değil, zorlayıcı olaylardan sonra değil, hiçbir majörde farklı durum yokken, travmatik durum yokken, zorlayıcı bir yaşantı yokken de durduk yere eşlerde birbirlerine aslında bir takım yıkıcı davranışlar gösterebiliyorlar. Şimdi ben bu yıkıcı davranışlardan bahsedebilirim. Çünkü bunlar varsa zorlu dönemlere katlanmak daha zor oluyor galiba. Konuşabileceğimiz yer burası. Farklı bir şey olmuyor çünkü. Ne dedik? Hani önceki ilişki dinamiği aslında daha belirleyici burada. Nasıl bir ilişki zaten biz hali hazırda inşa etmişiz bir bakıma. Şimdi nelerden burada bahsedebiliriz? Yoğun iletişim çatışmaları olan bir ilişkiyi gözümüzün önüne getirdiğimizde neler oluyor burada? Belli başlı bir takım karakteristik davranışlar oluyor. Daha hafta sonu konuştum. Sabotaj davranışta diyebiliriz aslında bir bakıma bunlara. Evlilik ilişkisinin dışında ya da başka gerçekliklerde konuştuğumuz başka sabotaj davranışları da var ama evlilik ilişkisinin içerisinde bu dönemlerde özellikle en çok olanlardan belki bahsedebiliriz. Bir kere saldırmak karşımızdakine iletişim esnasında. Eleştirmek, suçlamak, tartışma çıkarmak. Sen işte benimle hiç ilgilenmiyorsun. Bebeğe hiç bakmıyorsun. Bir kere bile kalkmadın. Sen zaten evlenmeden önce de şunu şunu yapmıştın. Sen zaten böyle tembel adamın tekisin. Benliğine de gidecek şekilde bir saldırı mesela. Bunun tabii bazen karşılığında bazen kendiliğinden savunmacı davranışlarımız, aşırı kendimizi savunmamız. Benle ilgisi yok, bu tamamen seninle ilgili. Benle ilgili değil, bu annenle ilgili. Ben burada bir şey yapmadım ki, sen böyle yaptığın için böyle yaptım gibi. Hiç kendimizi görmeden hızlıca bir yerden refleksif bir şekilde benliğimizi korumak için savunmaya geçen davranışlarımız. Bunun dışında geri çekilmelerimiz, geri çekilme davranışımız. Bir durum olduğunda kendimizi ifade etmekten kaçınıp, bir şey kırıldığımızda, üzüldüğümüzde bunu söylemekten kaçınıp, küsmek, duvar örmek, duyguları gizlemek. Ne yapıyor? Bunu yapanı daha çok içe kaçırtıyor. Daha ilişkisiz, iletişimsiz yapıyor. Öbürünü de kırıyor. Beni sevmiyor, bana değer vermiyor. Neden mesafe aldı? Hiçbir şey konuşamam ki onunla. Gibi bir takım duygular yaratıyor. Bazen ignor, geri çekilme üçgenleşme ile de söz konusu olabiliyor. Nedir üçgenleşme? İki kişi eğer o stresi, aralarındaki stresi kaldıramıyorlarsa uca bir üçüncü koyuyorlar. İşte senin annen yüzünden, kayınvalidem yüzünden, para yüzünden ya da bir şey yüzünden olmasına gerek yok. Sadece dikkati çocuğa vermek mesela. Sadece dikkati işe vermek. Bu da bir geri çekilme davranışı aslında baktığımızda. Öfke ve kini sıcak tutmak. Geçmiş yaşantıları çokça gündeme getirmek. Kadınlarımız çok profesyoneller bu konuda. Doğuştan yüklenmiş gibi genimize o geçmişi getir, geçmişi getir, geçmişi getir diye böyle içimizde bir gen var sanki söylüyor yani bize. Yine ruminasyon davranışı bununla birlikte. Nedir ruminasyon? Aslında günlük dilde şey deriz ya, zihinsel geviş getirme. Sürekli aynı şeyi düşünme, zihninde döndürme. Bir de ilişkisel ruminasyon var. Bunu da başkasıyla birlikte yapma. Mesela sürekli annemle yapmam. Sürekli kız kardeşimle yapmam. Kocama karşı işte bakmıyor, ilgilenmiyor, şöyle yapmıyor, böyle yapmıyor. Bu adam zaten şu zamanda şöyle yapmış, bu zamanda böyle yapmıştı. Şimdi içerideki ruminasyon ve ilişkisel ruminasyon ilişkiyi baltalıyor. Giderek de uzaklaşılıyor.
Ve hocam aslında unutup bir sünger çekmeye de izin vermiyor. Yani bence unutabilmek, hani affetmek falan diyorlar ya, bence unutabilmek ya büyük bir nimet insan hayatı için. Her şeyi de hatırlamak gerekiyor mu? Yani her kötü olayı hatırlamak. Bu ne bana iyi gelir, ne ilişkiye ne iyi gelir, ne karşıdakine iyi gelir. Bazı şeyleri tekrarlamazsak eğer sonuçta o silinecek, unutulacak, biraz silikleşecek ve sonunda yok olacak. Halbuki hatırladıkça ve çevredekilere bunu anlatıp onların da bize hatırlatmasına izin verdikçe, bu da çok sık rastlanan bir şey. Çünkü siz belki unutacaksınız ama annenize anlattınız, ablanıza anlattınız. Onlar asla unutmayacaklar ve bunu size geri hatırlatmaya devam edecekler. Yani niye yapıyoruz bunu bilmiyorum. Bu da şey, biraz böyle kendimizi acı çektirmekten hoşlandığımız için. Evet. İlk unutmamak ve affetmemek ilişkin en büyük zehirlerinden bir tanesi. Şimdi yaşam çok kısa değil yahu. İlişkilerimiz de çok yaşayıp bitirdiğimiz şeyler değil. Büyük, uzun yolları birlikte yürüyoruz. Şimdi benim 20 yaşımla 40 yaşım aynı mı? Dönüp o 20 yaşımda o hatayı yapmış olabilirim. 30'umda o hatayı yine yapmış olabilirim. Ama 40'ımda da sen 20 yaşında da bu hatayı yaptın denmesin. Hani beni kollamaya söz vermiş birisi içeride. Bunu lütfen söylemesin artık yani. Bunu biz de yapmayalım bir diğerine. Çok haklısınız. Çok haklısınız. İleride çocuklarımıza da yapmayalım. Şimdiden bu şeyimizi, alışkanlığımızı bir bırakalım ki çocuklar da çok hızlı büyüyor. Sonra biz de onlara bunu yapmayalım. Aynen öyle. Evet, bir de şeyi ekleyelim buraya. Gerçekçi olmayan beklentileri belki ekleyebiliriz. Tamam. Adamın, kadının yapamayacağı bir şey. Bu mesela asgari ücretle çalışan birinden bana doğurduğumda pırlanta getir demek gibi bir şey. Yapamayacağı bir şeyi istediğimizde, karşımızdaki yapamadığında, o gene bize üzüntü duygusuyla geri dönüyor aslında. İçeride ilişkide bir işe yaradığı yok. İlişkiyi baltalıyor. Bizi de duygusal olarak bize de hasar veriyor baktığımızda. Pırlanta sembolik bir örnek. Ama mesela ne diyebilirim? Asla izin alamayan, işinde sorunları olan bir adamdan 6'da mesaisi bitiyorsa ben ne haldeyim biliyor musun? 4'te mesaiden çık gel demek de gerçekçi olmayan bir beklenti. Bunun gibi milyon tane aklınıza geliyordur herhalde. Tabii psikolojik olarak da hocam, yani psikolojik sermayesi de adamın yetmeyebilir ya da kadının yetmeyebilir. Yani o istediğiniz şeyi yapmaya bakalım, yani gücü şey anlamında sadece bu fiziksel güç değil, ruhen gücü var mı acaba? Bu da ayrı bir mesele. Yani onu istediğiniz zaman hem yapamayacağı için zor durumda kalacak, sonra ilişkiye olumsuz yansıması olacak, sonra birlikte mutsuz olacağız. Belki şunu hatırlamak lazım, belki ilişkilerde bir taraf mutlu olamıyor sadece. Öyle bir şey yok yani, değil mi? Bu ilişkide ben çok mutluyum ama kocam feci halde, oluyor mu? Evet, şeyi ayrıştıralım orada. Yapmıyor ya odaklanıyor bireyler. Biraz yapamıyor'yu algılamak lazım. Yapamadığı şeyleri talep ederken 5 kez düşünmek lazım belki. Evet, çok haklısınız. Peki hocam, son olarak şeyi sorayım size. Çok da yormak istemiyorum. Zaten akşam bize vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bizim için. Biz bu videoları tekrar YouTube kanalımıza da yüklüyoruz müsaadenizle. Orada da pek çok şimdi yayını izleyemeyen insan bundan faydalanıyor. Ne zaman bir çift terapisine ihtiyaç vardır ve çift terapisi böyle ilişkiyle ilgili problemler olduğunda bize nasıl yardım eder? Şimdi önce şundan bahsedelim mi İknur? Çift terapisine gelmeden önce içeride nelere dikkat etsinler ilişkinin içinde? Çünkü bunları yaptıklarında oluyor mu olmuyor mu onu bir tartmaları lazım. Bir kere biraz ben madde madde söyleyeyim bunları. Bir kere hep vurguladığım bir şey, her yerde de ayağımıza dolanan bir şey. Zor yaşam dönemlerinde biraz daha hassas olduğumuz için belki oradan tepki verme olasılığımız çok daha artıyor. Ebeveynimize yönelik çözümlenmemiş bir takım tepkilerimiz var. Ta çocukluktan inşa olan içsel çalışan modeller de diyoruz biz.
İlk bakım verenim bana. Beni eğer sevmişse, değerli bir insan olduğumu değer vermişse, değer göstermişse, ihtiyaçlarımı zamanında karşılamışsa, ben sevildiğime ve değerli biri olduğuma dair bir benlik modeli geliştiriyorum. Ve yaşamda aslında diğer kurduğum temaslarda da bunu sürdürüyorum. Diğerlerinin de bana sevgi verebilen, değer veren insanlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunu tabii ki romantik ilişkime de, evlilik ilişkime de bir şekilde getiriyorum. Ebeveynimize yönelik çözümlenmemiş tepkilerimizi, yani ben aslında bana değer vermiyorsun derken eşime, bu benim majör içsel çalışan modelim mi? Aslında ebeveynimle ilişkimde aldığım bir şey mi? Ya da beni sevmiyorsun, bana yeterince ilgi göstermiyorsun ya da güvenilir değilsin sen derken, acaba onu aslında içeride bir yerde ilk kurduğum ilişkide mi edindim onları ve buradaki ilişkiye mi yansıtıyorum? Buna dair biraz kişilerin içgörü sahibi olmalarını, terapi bunu kolaylaştırıyor mesela. İlla zor duruma düşmemize gerek yok. Hepimiz çünkü bunu küçüklü büyüklü yapıyoruz bir açıdan baktığımızda. Bir kere bu kolaylaştırıcı. İkincisi, problemden çok ihtiyacı odaklanmak. Sen böyle yapıyorsun, bu bir sorun, şu şöyle oluyor, bu böyle olmuyor diyoruz ama şunu demek çok zor genel olarak çiftler için. Şuna ihtiyacım var. Benim için bunu yapmana ihtiyacım var. Gece benimle bebek ağladığında kalkmana ihtiyacım var. Biraz uyumaya ihtiyacım var. Annenin artık gitmesine ihtiyacım var. Çünkü nefes almaya ihtiyacım var. Ya senin annen böyle yapıyor, her şey karışıyor falan filan demek daha kolay gibi geliyor. Ama çok basit. Yani çok darlanıyorum. Aynı evde yaşamak zor gelmeye başladı. Annenin biraz gitmesine ihtiyacım var. Ya da tam tersi, annenin gelip bana yardım etmesine ihtiyacım var Tabii. gibi. İhtiyaçları söylersek işler kolaylaşıyor. Tüm Neyi duyguları istemediğimizden çok neyi istediğimiz aslında, değil mi? Daha doğru bir yorum. Evet, Neye ihtiyacımız ihtiyacımız oldu? Evet. evet, aynen öyle, aynen Diğerinde çünkü hep bir suçlayıcılık var öyle. ve sorumluluğu hep karşı tarafa atmak var. Aynen öyle. Tüm duyguları gösterebilme cesareti. Bu da çok önemli. Hani iletişim, açık iletişim falan diye konuşuyoruz ama çok anlaşılır olmuyor galiba. Olsaydı herkes bu sorunu çözmüş olurdu. Tüm duyguları gösterme cesareti diyorum ben ona. Kırgınlıklarım, sana kırıldım. Kırgınım, üzgünüm şu anda. Bu olduğu için böyle hissediyorum. Daha paylaşabilmek, daha duygularımızı açabilmek, ansızın küsmemek, kaçmamak ya da saldırıya geçmemek. Duygular konuşulabilir oldukça işler kolaylaşıyor. Şimdi bu noktada şöyle bir şeyin altını çizmem lazım. Bazen bu duyguları partneriyle, eşiyle değil, kişiler yakınlarıyla konuşmayı tercih ediyorlar. Konuşalım, güzel. Mesela mutlaka yakın birilerinden destek alalım, arkadaşlarımızla bol bol konuşalım. Ama şöyle bir şey oluyor. Orada eğer ben eşimle konuşmuyorsam ama bunu hep annemle konuşuyorsam eşimle olan problemimi, o zaman annemle aramda bir koalisyon yaratıyorum. Yani eşimi aslında uzaklaştırıyorum, dışarıda bırakıyorum. Zorlu dönemlerde özellikle çiftlerin partnerlerini öncülemeleri gerekiyor. Öncülemeleri gerekiyor. Kendilerini de öncülemeleri gerekiyor. Mesela böyle zamanlarda kendilerine de biraz nefes alacak alan mutlaka yaratmaları gerekiyor. Çiftlerin bunun dışında ortak kaygılarını paylaşmaları gerekiyor. Bu mesela bebeğin durumuna duyulan kaygı da olabilir. Bu ekonomik cebimize duyulan bir kaygı da olabilir. Bunları ortak kaygıları birlikte konuşabilmek. Biraz daha belki zorlayıcı dönemlerde biraz daha yan yana, biraz daha el ele durabilmek, biraz daha birlikte geçirilen
zamanı belki arttırabilmek. Bu zamanın içerisinde fiziksel yakınlığı, duygusal yakınlığı arttırabilmek. Cinsel yakınlık da önemli ama zorlayıcı yaşam olaylarında ilk zamanlarda özellikle geride kalabiliyor tabii ki öncülümüz çok olmadığı için. Dokunmak sevgili İknur çok çok önemli bir şey. Sadece dokunmak bile. Yani ellerini tutsunlar, yanaklarına dokunsunlar, bol bol sarılsınlar. Her şeyden çok daha iyileştirici aslında. İyi gitmeyen ilişkilerde bu mesela çok eksik, çok net görülüyor bakınca. Bunun dışında ne söyleyebilirim? Bir de şükran bildirebilmek birbirlerine. Benim için bunu yaptığın için çok teşekkür ederim. Yanımdan hiç ayrılmadın. Seni çok seviyorum gibi. Çok yoruluyorsun. Ona rağmen bak bu kadar saattir burada yanımda durdun, benimle bekledin gibi. Neyse artık ilişkide orada karşılıklı yapılan yatırımlar, verilenler. Şükran bildirebilmek de yine bence çok önemli. Bunları yapıyorlarsa işler kolaylaşır. Yapamıyorlarsa ilişkin dinamiklerinde köklü sıkıntılar meydana gelmiş durumda, hali hazırda belki de demektir. Paternler sürüyorsa, uzaklaşmalar, çatışmalar büyüyorsa ve bunlar çok sık tekrarlanıyorsa ve artık böyle ikisinin çıkamayacağı bir yere gelmişse, o zaman mutlaka yardım alsınlar. Yardım işleri çok kolaylaştırıyor, onu söyleyebilirim. Evet, çünkü bunları belki yapamıyorsunuz, deneyemediniz, olmadı ama bir uzmanın yardımıyla, hocam gibi bir uzmanın yardımıyla bunları yapmayı deneyebilirsiniz en azından. Ve bazen dediğim gibi çok küçük müdahaleler çok büyük değişikliklere yol açıyor. Herkes böyle bir of çok bana şimdi iş düşecek gibi düşünüyor ama illa da öyle olması gerekmiyor. Bazen çok minik yapılacak, atılacak adımlar ilişkinin içerisinde çok güzel şeyler yeşertebiliyor. Evet, bir de şunu eklemek isterim İknur. Bazen zorlu yaşam olayları ilişkiyi repere etmek için bahane oluyor. Bahane oluyor ve çiftler aslında eskisinden de daha iyi gidebiliyorlar terapi sonrası. Evet hocam, araştırmada da çıkmıştı ya travma sonrası büyüme olabiliyor diye. Yani evet, çok zor bir şey ama siz ondan daha da güçlenerek, daha da gelişerek çıkabiliyorsunuz. Onun için işte uzman yardımı çok önemli. Yani bunu oturup ben hep şunu söylüyorum, yani günde orada burada bir kadınla böyle pıt pıt konuşmak yerine buna bu işi bilen size yardımcı olabilecek, neyi doğru neyi yanlış baktığınızı size gösterebilecek bir uzmanla çalışmak çok çok daha verimli. En azından bir sonuca gidersiniz, öbür türlü sadece mışmış olarak konuşmaya devam edersiniz. Aynen öyle. Bu arada hocamın hesabı Sistemik Akademi. Lütfen onu da takip edin. Sevgili prematüre anne babaları. Hocam da çok güzel şeyler paylaşıyor orada. Her Sevinirim. zaman her zaman ona da ulaşabilirsiniz. Böyle bir ihtiyacınız olduğunda danışabilirsiniz. Ben şahsen kefilim. Gayet de hocamın ona ihtiyacı yok ama beni tanıdığınız için söylüyorum. Hocamın benim kefaletime ihtiyacım yok ama biz Teşekkürler. senelerdir tanışıyoruz. Burada biraz konuştuklarımız zihinde bir iki kapı açabilmiştir. Soru alabiliriz istersen. Yazanlarda sordum hocam ben. Şey falan sormuşlar, onları size sormadım. Yani işte yarın doğuma giden var mesela, 32 artı 2'de doğum yapacağım. Ben nasıl olacak? Çok üzgünüm diyor. Bir kızım çok küçük, çok kaygılanıyorum, çok ağlıyorum. Söyleyeceklerinize ihtiyacım var diyor. Bunları size özellikle sormadım çünkü hani konumuz çiftler olduğu için bunu sormadım. Siz tabii ki zaten bunları da söylersiniz ama belki yani son cümle olarak bu tip sorulara zorlu yaşam olaylarında insanlar yani bireysel olarak ne yapabilirler? Belki onu söylemekte, yani üzülmek, ağlamak, bununla ilgili acı çekmek, belki bunlarla ilgili son cümlenizi alabilirim hani çiftler dışında. Yani şöyle bir şeyimiz var, bizim yatkınlığımız var. Olumsuz bir duygu yaşadığımızda
Allah'ım bu duygu niye var gibi bir refleks tepkimiz var. Duygu durumla uyumlu mu değil mi ona bakacağız. Benim duygum şu an yaşadığım durumla uyumlu mu? Ne yaşayacaktım ki başka? Yani o kaygısız mı olacaktım? Telaşsız mı olacaktım? Değil mi? Tabii. Durumla uyumlu mu değil mi ona bakmamız lazım. Durum geçti, duygum hala sürüyor mu? Sürüyorsa belki orada bir yine düşünmek ve yardım almaya yönelmek lazım. Yani duygunun içinde biraz kalabilmek lazım. Biz biraz kaçmak istiyoruz o duygudan ama Korkutucu geliyor. Bu ne diyoruz yani? Neden ben şimdi hayal kırıklığı yaşıyorum? Neden ben şimdi kaygı yaşıyorum? Bu suçluluk duygusu nereden çıktı? Çok normal. Her insan biraz kendini suçlar durumlarla ilgili. Kaygı duyar, endişe duyar, üzülür. evet, bunlar da insan Bunların olmanın parçası. bir hal almasını kollamamız lazım. Gitmiyor mu bu duygu benden? Durum değişti, hala benle mi geliyor? Evet. Ona bir bakmak. Eğer öyleyse de mutlaka bir uzmandan yardım almak lazım. Çünkü biliyoruz ki prematüre annelerinde depresyon daha sık rastlanan, yani doğum sonrası depresyon daha sık oranda rastlanıyor. Eğer hocamın da dediği gibi durum değişti ama sizin duygularınız değişmediyse, artık bebek iyi, her şey yolunda ama siz hala kendinizi çok üzgün, çok yalnız hissediyorsanız, o zaman da tekrar bir destek almakta da fayda var. Hocam çok Böyle. teşekkür ederim. Çok yorduk sizi ama çok güzel bir Estağfurullah, sohbet çok oldu. keyifliydi. Çok teşekkür ederim İlknur. Yine Dokunma görüşmek üzere. emeği yapıyorsun. Biliyorum Sağ ol. çok emeğin var Teşekkür bu ederim. alanda. O yüzden sana da buradan kocaman alkış ve sevgiler. Çok teşekkür ederim. Ben de çok özledim sizi. İnşallah Görüşürüz. şimdi görüşemiyoruz ama inşallah yakın bir Görüşürüz. zamanda görüşmek dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum ve herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, İyi hoşçakalın. akşamlar hocam.